Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Mayıs 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, 2024'ün en ilginç ve hızlı aylarından birisi Mayıs ayı. Artık Merkür retrosu da tamamlandı. Merkür Koç burcunda olacak ayın 15'ine kadar hızlanacak ve 15'inden sonra Boğa burcuna geçecek. Güneş 20'sine kadar Boğa burcunda. Ardından İkizler burcuna geçecek ve Mars Koç burcunda olacak ay boyunca, ki Mars'ın en güçlü olduğu, yönetici olduğu bir pozisyon. Dolayısıyla bu kolektif alanda enerjimizi daha cesur, daha girişken kullanabileceğimizi, daha savaşçı bir ruh halinde içerisinde olacağımızı gösteriyor. Mars sizin özgüveninizi arttırabilir. Hayata daha iyimser bakabilir, daha girişken, cesur tavırlar içerisinde olabilirsiniz. Özellikle ayın ilk yarısında biraz daha hani kişisel girişimleriniz, işte spor gibi, sanat gibi aktiviteleriniz, hobilerle ilgili olan hani hobi alanlarındaki çalışmalarınız, aşkla ilgili girişimleriniz, çocuklarla ilgili aktivitelerde daha fazla enerji harcadığınızı, buralarda daha hareketli olduğunuzu söyleyebilirim. 8 Mayıs'ta 18 derece Boğa burcunda yeni ay doğacak ve birçok gezegen aslında bu yeni ay sırasında Boğa burcunda olacak. Yöneticisi de Venüs, o da Boğa burcunda, 6. evinizde. Bu ay birçok işle ilgileniyor olabilirsiniz. Yani bu işler size ait, mesleğinize ait konular olabilir. Yakınlarınıza ait, akrabalara ait konular olabilir. İşte yaşadığınız mekanlar, eviniz, yuvanız, iş yeriniz, hani buralarda yapılacak işler, düzenlemeler olabilir. Tabii ki meslek alanındaki bir yeni ay, yeni bir mesleği öğrenme konusunda bir eğitime başlama ya da becerilerinizi geliştirmek için bir çalışma hayatına başlama, bir işe başlama anlamına gelebilir. Yani iş arayan yaylar için aslında bu Boğa yeni ayı bir iş, bir meslek anlamında önemli kapılar açabilir. Bununla birlikte genel olarak kişisel konforunuza, rahatınıza da düşkün olduğunuz bir dönemdesiniz. Hani bu yeni ay döneminde kişisel konforunuzu, rahatınızı arttırmak için işte yaşadığınız mekanlar, çalıştığınız ortamlarda bazı yenilikler, düzenlemeler yapabilirsiniz. Yardımcı arıyorsanız işte bir asistan bulmanız, evde size yardım edecek bir eleman bulmanız mümkün olabilir. Çocuğunuza bakacak bir dadı bulmanız, hani bunlar da söz konusu. Bununla beraber işte bir evcil hayvan edinebilirsiniz. Genel olarak günlük alışkanlıklarınız, düzeniniz, beslenmeniz, diyetiniz, tüm buralarda da sağlığınızı iyileştirmek adına, yaşam kalitenizi arttırmak adına bazı kararlar vermeniz, düzenlemeler yapmanız mümkün görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 18 derece ve yakınlarında sabit burçlarda Boğa, Aslan, Akrep ya da Kova gezegenleriniz varsa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha önemli olabilir, güçlü olabilir. 13 Mayıs Güneş-Uranüs kavuşumu var Boğa burcundan, böyle ilginç gelişmeler olabilir. İşte yanınızda çalışan kişilerle ilgili, mesela asistanınız ya da yanınızda çalışan bir kişi aniden işten ayrılabilir gibi, ya da evcil hayvanlarınızla ilgili sürpriz bir durum olabilir. Biraz tansiyon sorunları, işte hormonal dengesizlikler gibi, işte insülin direnci olsun, tiroid hormonlarınız olsun. Yani buralarda bazı dengesizlikler olabilir. Yani bu ay genel anlamda da buna bir dikkat etmenizde, özellikle böyle bir kronik probleminiz varsa sağlığınıza da özen göstermenizde fayda var. Çünkü iştahınız çok artacak gibi görünüyor. Jüpiter etkisi de var. Çok abur cubura düşkün olabilirsiniz. Tatlıya, hamur işlerine düşkün olabilirsiniz. Yani bu da biraz hani metabolizmanızı da etkileyebilir. 18 Mayıs Güneş Jüpiter kavuşumu iş konularında şanslı bir gün. Aynı zamanda Venüs Uranüs kavuşumu da var. Hızlı, beklenmedik sürpriz teklifler alabilirsiniz. Böyle günlük hayatınızda ilginç hani gelişmeler olabilir. Yani bir anda böyle bir karar verebilirsiniz. Mesleki anlamda da olabilir bunlar. Giyim kuşam şeklinizde bir değişim olabilir. İşte imaj değişimleri olabilir. Bir anda diyete başlayabilirsiniz ya da işte farklı bir beslenme moduna geçebilirsiniz gibi etkiler de söz konusu olabilir tabii ki. 20 Mayıs'ta Güneş İkizler burcuna geçecek. 23 Mayıs önemli çünkü Yay burcunda, 2 derece Yay burcunda dolunay var. İşte bu dolunay sizin için bu ayın önemli bir dönemini işaret ediyor. Özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz ya da yükselen burcunuz 2 derece ve yakınlarındaysa 0 ile 5 derece arası özellikle en güçlü etkiyi alabilir. Sizin için çok önemli bir dolunay bu. Hayatınızda önemli farkındalıklar olabilir. Zihnin, düşüncelerinizde önemli aydınlanmalar olabilir. Güçlü kararlar verebilirsiniz.
ki bunlar biraz hani ilişkilerle ilgili de olacak gibi görünüyor. Dolunay sırasında Jüpiter'le Venüs Boğa burcunda son kavuşumlarını yapacaklar. Ardından her ikisi birden İkizler burcuna geçiyor. Yani ilişki evinize geçecek. Plüto Kova burcunda Dolunay sırasında Güneş'le ve Ay'la çok güzel bir açı içerisinde olacak. Kova burcu 3. evinizde, dolayısıyla önemli fikirler, güçlü fikirler anlamına geliyor. Bu Dolunay size eğitim anlamında destekleyebilir. Yani bir sınav başarısı getirebilir, akademik çalışmalarınızda önemli bir sonuç alabilir ya da bir döngü değişimi olabilir. İlişkilerle ilgili tabii ki fırsatlarınız var. Teklif almak, bir işbirliği teklifi olabilir. Yani bir anlaşma, bir sözleşme yapmanız mümkün. İlişkiler deyince hani evlilikle ilgili konularda zaten artık ayın son günlerinden itibaren etkiler artıyor. Çünkü Jüpiter 26 Mayıs'tan itibaren İkizler Burcu'na geçecek sevgili yaylar. Ve Haziran 2025'e kadar Jüpiter ilişki evinizde olacak. Ve bu ay Venüs'le birlikte Jüpiter'i İkizler Burcu'nda artık ağırlamaya başlıyorsunuz. Ayın son günlerinde bu etki artıyor. Haziran ayında da etki devam edecek. İlişkilerinizle ilgili şanslı bir aydasınız. Yani birçok yay için evlilik için güzel bir dönem. Evlilik kararları olabilir, evlenebilirsiniz, imza atabilirsiniz, evlilik teklifi alabilirsiniz. İşbirlikleriyle ilgili konularınız olabilir, önemli tanışmalarınız, önemli arkadaşlıklarınız, ilişkileriniz bu dönemde başlayabilir ki bunlar çok şanslı, çok geliştirici, sizi çok destekleyen ilişkiler anlamına da geliyor. İşte artık böyle bir dönem başlıyor sizin için ve Jüpiter bir yıl boyunca ilişki evinizde olacak ve burada sizi desteklemeye devam edecek sevgili yaylar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.